Çiğ köftede bulunması gereken malzemeleri şöyle sıralamak istiyorum. Öncelikle bulgurdan başlayalım. Adam başına çay bardağı bulgur. Tercihen siyah bulgur da tercih edebilirsiniz. Beyaz bulgur da. Biz siyah bulgur tercih ediyoruz. Adam başına bir bardak çay bardağı bulgur dedik. Akabinde 3 yani 5 kişilik bir şey olarak değerlendirirsek çiğ köfte 5 kişilik bir çiğ köfte değerlendirecek olursak 3 tane 3 baş kuru soğan, 6-7 tane 6-7 diş sarımsak, efendim 150 gram şey et, dana kıyması böyle siyah sinirleri alınmış. Ondan sonra 3 büyük boy domates kullanabiliriz içerisine. Efendim adam başına bir kaşık isot. İsot diyoruz. Adam başına bir kaşık isot. Atıyorum 5 kişilik yapacaksak 5 kaşık ve pul biber atabilirsiniz. Tercihen daha acı olmasını istiyorsanız kırmızı pul biber ortalama 2-3 kaşık da ondan katılabilir. İçerisine lezzet versin diye nar ekşisi katıyoruz. Nar ekşisi gerçekten müthiş bir tat veriyor. Damak tadımızı değiştiriyor. Zeytinyağı, özellikle kadirli zeytinyağını vurgulamak istiyorum. Neden? Hatay zeytinyağından çok farklı. Suriye'den uzağız biz. Şu köfte de Kadirli'de bulun herhalde Evet. hocam. Bir de öyle bir Ayrıca durum var. Evet. bir de bunun Çiğ tarihçesi köftenin var değil mi hocam? tarihçesi 2700 yıllık. Yani. Evet. Unuttuğumuz isot dedik, salça. Bir, bir buçuk kaşık miktarında efendim şey salça, biber salçası. Ondan sonra zeytinyağını söyledik, sarımsak, soğan. En sonunda böyle karıştırmak için yeşil soğan gerçekten güzel bir hem görüntü hem de lezzet katıyor. Onu fazla karıştırmadan yeşil soğan içine katıyoruz. Salça söyledik, nar ekşisi dedik efendim. Sarımsak, soğan. Neyi unuttuk? Unuttuğunuz şey var mı? İsot söyledim mi? İsotu söyledim. Söyledik yani. Zeytinyağını söyledik. Böyle. Çiğ köftemizi 40 dakika kadar yoğurduktan sonra en son yeşil soğanımızı, doğranmış yeşil soğanımızı katıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra servise hazır hale getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Afiyet şeker olsun. Evet Bilal hocam. Evet, görüyorsunuz. Ahmet hocam, Artık top oynayabiliriz öyle mi? Hava sıcak ya. Hava Çok. sıcak da top oynanmaz. Beden eğitimi öğretmenimiz öyle Çok demişti. güzel. Evet, hayırlı olsun, afiyet olsun. Buyurun. Gipton mu? İsmail hocamın yaptığı Nerede? güveç ve pirinç pilavı. Vay be. Ya hocam bitti mi? Eline sağlık. Afiyet olsun Ahmet hocam. Götür içeri. Harika gözüküyor. Bak. Parmaklarımı yiyorum. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel olmuş. Çok hafif olmuş arkadaşlar. Güzel. Harika. Alıyoruz. Elle almak durumunda kaldık. Alalım. Şimdi nasıl olmuş? Kesinlikle bir kıtırtı mıtırtı yok. Gayet iyi yoğrulmuş. Sakız gibi. Sakız gibi. Afiyet olsun. Çok güzel. Evet İsmail hocam. Evet arkadaşlar. Valla Bilal hocamın çiğ köftesine hemen bakıyoruz. Yapım aşamasında test ettik zaten. Ya ne diyelim ki biz bunu diyelim? Harika. Oo. Bu tarhana domatesleri. Şimdi senin kendi yaptığın, ellerine Bak. Yaptığın güveç. Güveç, aynen. Özel. Muhammed biliyor musun? Bilir Bak tarhana. Güveç yemeyeyim mi oğlum? Afiyet olsun. Bardağı yemeyeyim. Hiç mi yemezsin?